sevgili çocuklar. Hepiniz sosyal bilgiler dersimize hoş geldiniz. Bugün birlikte 6. ünitemiz olan yaşayan demokrasi ünitesini göreceğiz. Öncelikle bir sevgili çocuklar, konu başlıklarımıza bir bakalım. Demokrasinin serüveni, ikincisi Atatürk ve demokrasi, üçüncüsü anayasadan gelen güç ve dördüncüsü ise sevgili çocuklar, daha fazla demokrasi. Şimdi birincisi demokrasinin serüvenine bakalım. Öncelikle sevgili çocuklar, demokrasinin tanımıyla bir başlayalım. Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Yani bir ülkede veya bir beldede veya bir ilde illaki bir yönetici vardır. İşte bu yöneticiyi babadan oğula geçme şeklinde değil de halkın seçime katılarak seçmesidir. İşte bu duruma sevgili çocuklar demokrasi adını veriyoruz. Ülke yönetiminde olabilir, il yönetiminde olabilir, ilçe yönetiminde olabilir. Mesela bugün ülkemize baktığımız zaman İşte Cumhurbaşkanı'nın seçimi, milletvekillerinin seçimi, yine illerde belediye başkanlarının seçimi, ilçelerde belediye başkanlarının seçimi, işte köylerde, mahallelerde muhtarların seçimi. Bunların hepsi seçimle olan şeylerdir ve bu seçimi de halk yapar. Dolayısıyla demokrasi kavramı burada ortaya çıkıyor. Bir daha tekrar ediyoruz. Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Yani yönetimde halkın söz sahibi olmasıdır. Tabii demokrasinin serüveni, yani bugün evet biz demokratik ülkelerde yaşıyoruz ama demokrasi acaba nasıl günümüze kadar gelmiştir? Hangi aşamalardan geçmiştir? Birlikte ona bir bakalım. Demokrasi ilk olarak Atina'da uygulanmıştır, Yunanistan'da. Atina halkı halk meclislerinde toplanır ve karar alma sürecine katılır. Doğrudan demokrasi, yani doğrudan halk bu yönetimde söz sahibi oluyor. 610 yılında Mekke'de İslamiyet'in ortaya çıkışı ile birlikte demokrasi ve insan haklarında önemli gelişmeler yaşandı. İnsanların birbirlerine karşı üstünlüğü, ırk ve sınıf ayrımı reddedildi. Yani İslamiyet sevgili çocuklar, insanların ırk, sınıf, rütbe ayrımını tamamen ortadan kaldırdı. Bu da yine demokrasi için önemli bir gelişme. 1215 yılında İngiltere'de Magna Carta ile kralın yetkileri sınırlandırıldı. Tek başına karar verme yetkisi sınırlandırıldı. 1789 yılında ise en önemli gelişmelerden biridir. Fransız İhtilali ile monarşi yönetimine son verildi. Eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar ortaya çıktı. Bu da demokrasiye gerçekten ciddi manada katkı veren bir gelişmeydi. Birleşmiş Milletler'in 1948'de yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile temel haklar, siyasi haklar ve toplumsal haklar belirlendi. Şimdi sevgili çocuklar, demokrasinin temel ilkeleri vardır. Yani demokrasiyi oluşturan bazı kavramlar vardır. Onlara birlikte bir bakalım. Milli egemenlik kavramı, özgürlük kavramı, katılım, çoğulculuk ve eşitlik. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Milli egemenlik aslında biraz önce bahsettiğimiz halkın egemenliğiyle aynı anlama gelen bir kavram. Yönetime yetkisinin millete ait olmasıdır. Yani halka ait olmasıdır. Buna milli egemenlik, milletin egemenliği ismi veriliyor. Eşitlik, tüm insanların yasalar önünde eşit olması. Yani hiçbir ayrıcalık olmaması, rütbesinden veya bulunduğu konumundan dolayı kişiler arasında hiçbir ayrım olmadan, dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın yasalar önünde herkesin eşit kabul edilmesi. Bu demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Çoğulculuğa baktığımız zaman ise seçim yapmak için birden çok seçeneğinin olması. Mesela düşünün sevgili çocuklar, siz sınıfta bir başkanlık seçimi yapacaksınız ve sadece bir aday var. Ama siz mesela o adayı istemiyorsunuz. Aslında burada tam olarak demokrasi kavramı ortaya çıkmaz. Fakat sadece bir aday değil de bir 2-3 tane aday olduğunu düşündüğünüz zaman belki de sizin düşüncenizi yansıtan bir aday da orada vardır. Dolayısıyla bu çoğulculuk ilkesini ortaya çıkarıyor. Bir daha tekrar ediyoruz. Seçim yapmak için birden çok seçeneğinin olması, yani farklı farklı partilerin olması, sadece bir partinin değil, herkesin görüşünü yansıtabilecek bir partinin olması. İşte bu çok olma anlamında çoğulculuk ilkesiyle alakalı bir durum. Katılım, halkın çeşitli yöntemlerle yönetime katılmasıdır. Bu oy, yani seçim olabilir veya referandum olabilir. Bu şekilde halk yönetime dolaylı yoldan da katılmış oluyor. Özgürlük, başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Bu da demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Ama şurası önemli bir nokta sevgili çocuklar. Başkalarına zarar vermeden, yani bizim özgürlüğümüz bir başkasının özgürlüğünü kısıtlıyorsa artık orada özgürlüğümüz bitmiştir. Ona göre davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla özgürlüğümüzde sevgili çocuklar, özgürlüğün de sınırlarını bilmemiz gerekiyor. Diğer konu başlığımız sevgili çocuklar, İlk Türk Devletleri'nde demokrasi. İlk Türk
devletlerinde insanlar arasında eşitlik vardı. Soylu sınıfı yoktu. Yani herhangisi insanlar arasında bir ayrım yoktu. Töre adı verilen kanuna herkes uymak zorundaydı. Bu ülkenin yöneticisi de olsa, padişahı da olsa, kralı da olsa sevgili çocuklar, bu kanuna kesinlikle uymak zorundaydı. Hükümdara yönetim işlerinde yardım eden kurultay adlı bir meclis vardı. Ülkeyle alakalı kararların alındığı bir yerde ve bu hükümdara yardım ediyordu. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki demokrasi serüvenine birlikte bir bakalım. Bir senedi ittifak, 2. Mahmut döneminde ayanlar ile 2. Mahmut arasında yapılan bir sözleşmedir. Notumuzda padişahın ilk defa kendi otoritesinin dışında bir gücün varlığını kabul etti. Yani yönetimde padişah var ama yanında ayanlar meclisi de var sevgili çocuklar. İşte bu şekilde padişahın ilk defa yetkileri kırılmış oldu. Tanzimat fermanına baktığımız zaman anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul edilir. Kanun gücünün üstünlüğü kabul edilmiştir. Şurası önemli sevgili çocuklar. Anayasal düzenin başlangıcı kabul edilir. Tanzimat fermanı. Islahat fermanı Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlere bazı haklar verilmiştir. Müslüman olmayan gayrimüslimlere bazı haklar verilmiştir. Amaç toplumsal birlikleri sağlamak ve dış devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemekti. Diğer sevgili çocuklar, meşrutiyetin ilanı. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun Esası hazırlandı. Halk kısıtlı da olsa ilk defa yönetime katıldı. Halk kısıtlı da olsa ilk defa yönetime katıldı. Osmanlı'da ilk kez seçme ve seçilme hakkı kullanıldı. Biliyorsunuz Osmanlı'daki yönetim şekli saltanattı ve babadan oğula bir yönetim şekli vardı. Ama şu gelişmeler sevgili çocuklar yavaş yavaş Osmanlı'da da demokrasi kavramını ortaya çıkarıyor. Diğer konu başlığımız Atatürk ve demokrasi. Tabi aslında ülkemiz demokrasiye yani cumhuriyet yönetimine tam olarak sevgili çocuklar Atatürk'ten sonra geçmiştir. Bunun da bazı adımları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması mesela 23 Nisan 1920'de açıldı. Milletvekilleri kendi bölgelerinde yapılan seçimle göreve geldiler. Bu meclis millet iradesine dayanan demokratik bir meclistir. Yani burada artık ne padişahın veya ne bir zümrenin veya bir kişinin sözü yok. Sadece milletvekilleri var ve bu milletvekilleri de halk tarafından seçilmiştir. Yani milli egemenlik kavramı burada ortaya çıkıyor. Cumhuriyetin ilanı milli egemenlik yolunda atılan en önemli adımdır sevgili çocuklar. Yönetim biçiminin adı belirlenmiştir. Yani yönetim şeklimiz, rejimimiz cumhuriyet olmuştur artık. Bu da en önemli gelişmelerden biridir ülkemizde demokrasi adına. Ve çok partili hayata geçiş denemeleri. Biraz önce bahsettik ya çocuklar, çoğulculuk meselesinden bahsettik. Yani insanlar, herkes aynı görüşü savunmayabilir. Herkesin görüşü farklı olabilir. Dolayısıyla herkesin görüşünü yansıtabilecek farklı partilerin olması gerekiyor. Bu da demokrasilerde olmazsa olmaz bir durumdur. Ve ülkemizde aslında ilk dönemlerinde sadece bir parti vardı ama Mustafa Kemal ülkemize demokrasinin daha iyi şekilde oturabilmesi için yakın arkadaşlarıyla birlikte hatta onlara tavsiyelerde bulunarak parti kurmalarını istedi. Şimdi onlara birlikte bir bakalım. Mustafa Kemal demokrasiyi gerçek anlamda hayata geçirilmesi için çok partili hayata geçişi önemsemiştir. Ve 1923 yılında kendisi Halk Fırkası, bugünkü bildiğimiz Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuştur. Kurulan ilk partidir. 1950 yılına kadar iktidarda kaldı ve bu partiyi de Mustafa Kemal kurdu. İkincisi sevgili çocuklar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bu da 1924 yılında kuruluyor. Yani aslında Halk Fırkası'ndan sonra kurulan ilk parti, ilk muhalefet partisidir. Halk Fırkası'nın dışındaki partidir. Kazım Karabekir tarafından kuruldu. Bir diğeri ise 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Bu da Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Ve bu da sevgili çocuklar, İkinci muhalefet partisidir. Sevgili çocuklar, üçüncü konu başlığımız anayasadan gelen güç. Şimdi anayasa, önce birlikte bir tanımına bakalım sevgili çocuklar. Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanundur. Bu temel kanun bütün kanunların üstündedir. Yani anayasa bütün kanunların, yasaların üzerindedir. Ve anayasamız, bizim de tabii ki bir anayasamız var. Ve anayasamızda belirtilen işte devletin görevleri, devletin hakları, yine toplumun yani vatandaşların hakları, bunların hepsi sevgili çocuklar anayasada belirtilmiştir. Şimdi birlikte anayasanın ilk dört maddesine bakalım çünkü bunlar önemli maddeler. Birincisi devletin şekli yani bizim ülkemizle alakalı olan durum. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yönetim şekli bir cumhuriyettir.
İkincisi Cumhuriyet'in nitelikleri, yani devletimizin nitelikleri, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Demokratik yani demokrasiyle yönetilen, laik, din işlerinden arındırılmış, devlet işlerinin din işlerinden arındırılması ve sosyal bir hukuk devletidir. Yani kanunlar önünde herkes eşittir. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Bunları da yine belirtiliyor sevgili çocuklar. Devletin resmi dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunla belirtilen beyaz ay yıldızlı ay bayraktır. Milli marşı ise İstiklal Marşı'dır. Başkenti de sevgili çocuklar Ankara'dır. Ve dördüncü maddemizde sevgili çocuklar bu ilk üç madde koruma altına alınmıştır. Devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, üçüncü maddedeki hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Yani anayasamızın ilk üç maddesi hiçbir şekilde değiştirilemiyor sevgili çocuklar. Dördüncü maddeyle bunlar koruma altına alınmıştır. Şimdi Cumhuriyet'in nitelikleri, yani bizim devletimizin yönetim şeklinin nitelikleri nedir acaba? Cumhuriyet biraz önce söyledik çocuklar, halkın kendi kendini yönetmesiydi. Yani demokrasi yönetim şekliydi. Acaba bu yönetim şeklinin nitelikleri nedir? Yani Cumhuriyet yönetimiyle yönetilen devletin görevleri ve özellikleri nelerdir? Demokratik devlet, devlet yönetme hakkı halkın elindedir. Seçimle yöneticiler başa gelir ve bu seçimi de halk yapar. Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır. Herkesin eşit oy hakkı vardır. Yani birinin oyu 3 oy, diğerinin oyu 1 oy şeklinde değil sevgili çocuklar. Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin bir oyu, eşit oyu vardır. İkincisi sosyal devlet anlayışı. Devlet her zaman vatandaşını eşit kabul eder ve ona göre hizmet eder. Hiçbir vatandaşına ayrıcalık göstermez. Devlet halkının ihtiyaçlarını karşılar. Mesela bugün baktığımız zaman işte toplumumuzun eğitim ihtiyacı olsun, sağlık hizmetleri olsun, yine ulaşım hizmetleri olsun. Bu noktada devlet vatandaşına büyük hizmetler sağlamaktadır. Tabii bu hizmetleri sağlarken de hiçbir şekilde ayrıcalık yapmaması gerekiyor ve halkına, vatandaşına her yerde eşit davranması gerekiyor. Bu da sosyal devlet anlayışının gereğidir. Hukuk devletine baktığımız zaman ise sevgili çocuklar, vatandaşlar kanun önünde eşittir ve mahkemeler bağımsızdır. Yani vatandaşların kendi aralarındaki sorunları veya devletle alakalı sorunları ortaya çıktığı zaman vatandaşın başvurabileceği bir yer var sadece. O da bağımsız mahkemelerdir ve buralara hiç kimse karışamaz. Oradaki hakim ve savcılar kanunla belirtilen şekilde kararlarını verirler. Bu da hukuk devletinin bir gereğidir. Diğeri ise sevgili çocuklar laik devlet. Bu da ülke dini kurallara göre değil, akıl ve bilime göre yönetilir. Din ve vicdan özgürlüğü vardır. Yani hiç kimse dininden dolayı hiçbir şekilde baskı altına alınamaz ve ülke yönetilirken de sevgili çocuklar dini kurallar değil de akıl ve bilimin öncülüğündeki kurallar devlet işleyişinde tercih edilen kurallardır. Devam ediyoruz çocuklar dersimize. Yeni konu başlığımız daha fazla demokrasi. Günümüzde bazı uygulamalar demokrasi ile uyuşmamaktadır. Antidemokratik olan bu uygulamalar savunmasız insanları hedef alır. Demokratik haklarını tam olarak kullanan bir çocuk düşüncelerini rahatlıkla açıklar. Kendisiyle ilgili konularda katılım gösterir. Yani sevgili çocuklar demokrasinin uygulandığı toplumlarda aslında gerçekten hem toplum olarak hem de birey olarak büyük bir huzur içerisinde oluruz. Ama tabii demokrasi sadece mecliste mi veya yönetim şeklinde mi uygulanır? Hayır. Okulda da demokratik davranmamız gerekiyor. Aile içerisinde de demokratik davranmamız gerekiyor. Bu şekilde davrandığımız zaman da çok daha mutlu ve huzurlu oluruz ki zaten hem okulda hem de ailede demokrasinin ortaya çıktığı bazı durumlar karşımıza çıkıyor. Mesela okulda demokratik uygulamalara örnek olarak okul sınıfı kulüp başkanlarının seçimle belirlenmesi. Her isteyen öğrenci okul veya sınıf temsilcisi için aday olabilir. Hiç kimse buna karışamaz ve öğrenciler tarafından da o adaylar seçilebilir. İşte aslında bu demokratik bir uygulamadır. Yine aile içinde kararların alınmasında aile bireylerinin tümünün söz sahibi olması. Yani anne ve babanın karar alırken çocuklarına da danışması sevgili çocuklar. Bu da aile içerisindeki demokrasinin bir göstergesidir. Şimdi dersimizi birkaç etkinliğimizle birlikte bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihindeki gelişmelerden biri değildir? Dikkat ettiğimiz nokta Türk tarihin ve değildir. Senede İttifak biliyorsunuz Osmanlı'daki bir gelişmeydi. Tanzimat Fermanı yine Osmanlı'daki gelişme. Meşrutiyet'in ilanı Osmanlı'daki gelişme. Fakat Magna Carta sevgili çocuklar İngiltere'de yaşanan bir gelişmeydi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan.
Mustafa Kemal'in kurduğu parti hangisidir? Bunu biliyorsunuz çocuklar. Cumhuriyet, Halk Fırkasıydı. İlk kurulan partiydi. Hukuk kurallarını dine değil, akla ve bilime dayanan devlet anlayışı. Bu da laik devlet anlayışıydı. Türk tarihinin ilk anayasası, Osmanlı'nın hazırladığı ilk anayasa sevgili çocuklar, Kanuni Esasi. Bu da ilk anayasamızdı. Osmanlı Devleti'nde anayasal düzene geçişin başlangıcı. Bu Tanzimat Fermanı'dır biliyorsunuz. Türk halkı kısıtlı da olsa ilk defa yönetime katılmıştır. Bu da meşrutiyetin ilanı ile oldu. İlanı ile ilk defa halk kısıtlı olsa yönetime katıldı. Demokrasi ilk olarak biliyorsunuz çocuklar Atina'da yani Yunanistan'da ortaya çıktı. Şimdi iki tane sorumuz var. Burçluluk sınavında çıkan sorularımız. Demokrasinin bireylerin herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilme ve istedikleri gibi davranabilmesi olarak tanımlanan temel ilkesi aşağıdadır. Hangisidir? Zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilme. Dolayısıyla bu özgürlük kavramı olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi, ilk Türk devletlerinde meşveret kurumu yani danışma meclisi aşağıdakilerden hangisiydi? Meclis-i Mebusan değildi, Senedi İttifak değildi, Magna Carta zaten İngiltere'de yaşanan bir gelişmeydi. Kurultay ilk Türk devletlerinde meşveret meclisi olarak kullanılıyordu sevgili çocuklar.